Selamun aleyküm arkadaşlar. Can Yavaş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün kuzu göbeğine geldik tekrardan arkadaşlar. Geçen gelmiştik. Yine aynı bölgelerdeyiz. Şöyle yokuşların olduğu yerdeyiz. Geçen hafta bayağı kuzu göbekleri kuruydu. Tekrardan geldik. Yine kuzu göbekleri kuru arkadaşlar. Herhalde geçenden kaldı herhalde bunlar da. Şöyle gördüğünüz gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Çakıyı gidip unutuyoruz arkadaşlar. Yani yanımıza getiremeyiz bir türlü. Küçük çakıyı da kaybedince sen annem bu küçük bıçakla da yapamıyor ki. İri bıçaklarımız aksa onlar da olmuyor. Çok iri geliyor cebimizde. Çiçek kayıyor. Üzerine düşeriz bir şey olur. Geçen sefer biraz düştüm arkadaşlar. Hafiften şöyle. Düşünce de insan bir yerlerini acıtıyor diye. Ondan dolayı almıyorum. Bıçak tehlikeli. Böyle çok kapandığı için tehlikeli ama böyle normal bıçakla gözdeyiz. Ama annem ben çok kayıyor. Küçük bıçakla daha alacağım arkadaşlar. O zaman başlarız. Zaten kuzu göbeği bu sene başka çıkmayacak herhalde arkadaşlar artık. Bunlar galiba son videolar herhalde kuzu göbeği olarak. Yağmur yağsa olur. Yağmur uzun süredir yok anne. Ne zaman yağacağı belli de değil. İnşallah rastlayacak. İnşallah ya. Çok güzel oluyor yağsa. Yağsa çok güzel. Kilo kilo da buluyorduk arkadaşlar kuzu göbeklerini. Bu sene taneyle buluyoruz değil mi? Şöyle biraz arayalım bakalım arkadaşlar. Bulabileceğiz mi acaba? Evet arkadaşlar, şöyle güzel bir göbeğimiz daha vardı. Tazecik dudağı inmiş bu. Geçen ben bulmuştum annem, daha önceki haftalarda geldiğimizde bir tane. İlk geldiğimizde bulmuştuk bir tane burada. Şimdi bir tane daha bulduk. Bu sene tek çıkıyor ya, çift göbek çok görmeli. İnternette bakayım başka yerlerde çok çok çıkmış kuzu göbeği ama bizim buralarda arkadaşlar tek tük tek tük aynada. Kuraklıktan dolayı herhalde. Bir tane var başkası yok yani. Bir tane de şurada var mı sanki anne? Önünde bak. Şurada. Üzerleri sapsarı olmuş artık filizler dağılmaya başlamış. Çamlar iyice filizlendi artık arkadaşlar. Yani çamlar tozunu yaşadı tozları. Kurumuş. Erken çıkıp gitmiş ama yağmur olmadığı için bence galiba burada böyle bir ufacık bir dere gibi bir şey onun dolayı çıktı herhalde. İnşallah ya. Yerlerin çatısından belli oluyor arkadaşlar çok kurudu. Evet arkadaşlar bir tane daha güzel güzel bir kuzu göbeğimiz daha. Şöyle yamuk bitmiş arkadaşlar. Şöyle kıyama şuna bak. Yavrum. Güzel. Kuzum benim ya. İnsan ne kadar ellediği zaman mutlu oluyor yani dokunabiliyor. Aynen kuzu göbeği çok güzel oluyor yani toplaması. Evet. Mantardan daha da zevkli oluyor toplama işi. Kokusu falan çok güzel. Şey kokuyor, lezzet kokuyor. Ben mantarı yemek isteyemem. Hiç yiyeceğim. Şöyle biraz gezelim bakalım daha var mı? Tek çıkıyor yani eşi pek aramayacağım. Varsa bir tane bulacağım geçen. Evet arkadaşlar iki tane daha göbeğimiz var. Onlar da kurumuş aynı şekilde. Islak zamanında çıkmış. Havalarda birden sıcak edince kurumuş. Tıkır tıkır olmuş, hafiflemiş. Küçücük aslında bunlar, çok büyümesi lazım da. Şöyle kıtır kıtır olmuşlar. Kim bilir ne zaman çıktı bunlar anne? Aşırı kurumuşlar. Yani yerde hiç su kalmamış annem. Şu bitince göbekler de kurumaya başlamış. Yavaş yavaş annem şu yokuşa bir çıkalım. Önümüzde bir yokuş var. Sen çıkacağız şimdi tepeye. Tepelerde arayacağız biraz daha. Yokuşu görüyorsunuz aşağıdan gereken bu. Evet arkadaşlar. Ha geçen sene her zaman bulduğumuz kuzu göbekli yerimiz var bizim bu bölgede. Köyümüzün yakın çevresinde. Onu orada yine bulduk şöyle güzel kuzu göbeklerimizi. Maşallah.
Başka var mı burada? Sen gördün şimdi. Bir tane de görmüştüm ya karşıdan ama. Şimdi böyle direkt bakınca gözükmüyorlar. Yani buranın rengi göbekleri pek gözükmüyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tekrardan bulsak başlarız hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şurada bir tane daha güzel göbeğimiz var. Bir de şurada küçük bir şey var, hani kurmuşu da galiba. Müzik meşe maruz kalmış hani. Şöyle. Tıkır tıkır olmuşlar. İbeceği de çıkmış. Yani. Çanak şeklinde arkadaşlar, o da çıkıyor. Kuzu göbeğiyle aynı zamanda işte, ebesi deniyor arkadaşlar. Burada da var hani. İnşallah. Renkleri aynı şey rengi, toprak rengi. Şurada güzel bir tane gördüm. Nasıl bitti? Maşallah. Küçük. Küçük kuzu gibi. Maşallah maşallah. Çam ağacı gibi. Bunlar yavru gibi kaldı yanında. Maşallah. Maşallah kuzum o benim. Şurada bir tane daha var. Yukarıda. Hepsi aynı şey yani, topak. Aynı bölgenin göbekleri yani. Bunun aynı oluyorlar genelde. Hı hı. Birbirine benziyorlar. Hı hı. İkisi de. Bu da mutlaka vardır annem. Vardır annem. Burada çıkıyor zaten. Geçen sene ne çok bulmuştuk annem. Burada böyle. Burada bir 40 tane kadar bulmuştum arkadaşlar. Aynı şu çamın dibinde de yapsa aynı hatta. Aynı çam ağacının da. Şimdi bir videomuz vardı onunla ilgili. Kısmış. Öyle bir şey olmuştu değil mi? Galiba 40'a yakındı. Ha, bak bir tane de bu da var anne. Canım ya şuna. Bir önüne sana ya. Şöyle maşallah. Şöyle bakalım ki dikkat edecekse ancak o zaman gözükebiliyor. Ezan da başladı. Bu da daha aynı bir tane. Bunun göbekleri çok zor gözüküyor. Bu daha bir farklı bir renk. Değişik. Biraz da ileri gidelim arkadaşlar, bakalım nasıl. Evet arkadaşlar, şöyle güzel bir ufacık daha göbeğimiz var. Gördüğünüz gibi. Boyutu güzel, ufak ama güzelce renkleri. Şöyle bakın onu bakalım arkadaşlar. Bir tane daha var arkadaşlar, bakın da. Oldu bir bıksayımız. Yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar artık. Şimdi aradık artık bayağı bir. Bugünlük rızkımızı da şu kadar göstereyim. Şöyle bulduk. Maşallah. Az çok. Hı? Yine hemen hemen bir pişirme olmuştur hani. Yeter bugünlük de. Evet. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar diyelim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Hepinize hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.